Pandemiden etkilenen bir sektör de turizm oldu. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir destek paketi açıkladı ama bu turizm sektörünü etkilemiyor. Bu konuda düşüncelerinizi alıyorum. Evet, geçen gün Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu esnafa destek paketinde maalesef turizmciler olmaması turizmciler büyük bir hüzne boğdu. Çünkü gerçekten pandemide evet birçok sektör etkilendi ama herkesin de görmüş olduğu gibi en çok etkilenen turizm sektörü oldu. Bunun içinde işte turist rehberleri olsun, seyahat acenteleri olsun, otelciler olsun, özellikle turizm taşıma işi yapanlar şu anda işte servis esnafına bu destek var ama özellikle otelci olsun, seyahat acentesi ve turist rehberlerine olsun yani özellikle hükümetimiz tarafından destek verilmemesi büyük bir üzüntüye sebep oldu. 15 aydır yaklaşık olarak turist rehberleri yani tura çıkamıyorlar. Bazı bölgelerimizde Türkiye'nin değişik bölgelerinde lokal olarak yani çok kısa süreliğine turlar oluyor ama şu anda özellikle yani Avrupa'dan ve diğer uluslararası anlamda turist gelmeyince büyük bir darboğaz var. Şu anda evine ekmek götüremeyen, gerçekten kirasını ödeyemeyen, mutfak masrafını çıkaramayan birçok turist rehberi arkadaşımız maalesef mevcut. Yani biliyoruz. Ve birçok seyahat acentesi şu anda vergilerini, SGK primlerini ödeyemiyor, kiralarını ödeyemiyorlar. Bunu da biliyoruz yani. Yani yakından o bakımdan hükümetimizden ve özellikle Cumhurbaşkanımızdan en azından turizm sezonu açılıncaya kadar bir destek paketi yine bekliyoruz. Yani şu an Urfa biliyorsunuz turizme açık bir yer, hani yapılarıyla, tarihi yapılarıyla olsun. Bu pandemideki kayıp ne kadar oldu? Şöyle şimdi elimizdeki en son veriler 2019 yılı ki malumunuz Göbeklitepe ile olması hasebiyle hem Şanlıurfa hem de Güneydoğu'ya Mezopotamya büyük bir rağbet vardı. Gerçekten turizmin en yüksek olduğu sezondu ve 1.250.000 civarındaydı. Şu anda daha 2021 yılı için Kültür Turizm Bakanlığı verileri açıklanmadı ama gözle görülür yani abartısız olacak ama %95 bir düşüş var. Çünkü o %5'lik kısımda günübirlikçi dediğimiz kendi eşiyle, ailesiyle, arkadaşıyla gelip kendi aracıyla işte Göbeklitepe'ye giden, Balıklıgöl'e gelen yani tamam şu anda çok az da olsa birkaç tur firması geliyor. En azından hayatta kalabilme ve kendisini unutturmama adına turlar, organizasyonlar yani böyle düzenliyorlar. Düşünün o bakımdan turizmde çok büyük bir düşüş oldu. Bu özellikle Kültür Turizm Bakanlığımızın yayınladığı istatistiksel verilerde de görülebilecektir. 2020 yılı zaten yine pandemi nedeniyle oldukça büyük bir düşüş oldu. 2020'nin 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmeyle birlikte nispeten bir hareket olmuştu. O da bir hareketlilik gelir mi turizmde? Şöyle şu anda özellikle hükümetimizin başlatmış olduğu bu aşılama seviyeleri oranları yükseltildikçe ve vaka sayılarındaki düşüşler oldukça kesinlikle hem Şanlıurfa hem de bölgemize bir teveccüh var. Şu anda Şanlıurfa dışında özellikle şu anda Trabzon'daki birçok seyahat acentesi, Van olsun, çevre illerden olsun, özellikle Gaziantep, Antakya, Adana, Mersin, Karadeniz'in diğer şehirler olsun, İstanbul olsun, İzmir, Türkiye'nin birçok yerinde Şanlıurfa'ya gelip hem Şanlıurfa hem de bölgeyi gezmek isteyen birçok acente var. Hatta son genelgede özellikle tur organizasyonunu yapan seyahat acentelerinin araçlarında %50'lik bir kısıtlama geldi. Bu bile tur maliyetlerini arttırdığı için birçok insan maalesef turunu iptal etmek zorunda kaldı. En azından belki Kültür Turizm Bakanlığımızdan ve İçişleri Bakanlığımızdan bu %50'lik kotanın iptal. Çünkü şu anda insanlar uçağa bindiğinde %50'lik kota yok. Ya da şehir içi dolmuşlarında seyahat edildiğinde yani yine bir kısıtlama yok ki şu da var, seyahat acentelerimiz ve turist rehberlerimiz özellikle hem sosyal mesafe, maske, hijyen kuralına çok dikkat ediyorlar ve bu yönde hem birliğimiz olan TÜREP tarafından ve Şanlıurfa Turist Rehberleri Odası tarafından turist rehberlerimize pandemi şartlarında nasıl tur yapılır, misafirlerin sürekli maskelerin takılı olması, araç içindeki dezenfektelerin sürekli yapılması, bu konuda eğitimler de verildi. Yani o bakımdan şu anda şu da var, Kültür Turizm Bakanlığımızın başlatmış olduğu sertifikasyon sistemi var oteller için, olsun restoranlar için. Şu var, şu anda dünyada belki de pandemiyle ilgili yani turizm sektörü için konuşuyorum. Yani temizlik, hijyen olsun daha üst safhada. İşte umudumuz bir an önce aşılama oranlarının yükseltilmesi ve şu anda en azından yurt içi turizmin gelişmesi. Şu anda diyelim ki vaka sayıları düşerse, aşılama oranları da yükseltilirse Türkiye içindeki iç turizm dediğimiz bunda büyük bir hareketlilik olur. Şunu da biliyoruz, hani bazı insanlar diyebilir ki işte Şanlıurfa'nın ve bölgenin iki farklı turizm dönemi var. Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim. İşte özellikle
Haziran, Temmuz, Ağustos'ta sıcaklar arttığı için. Ama elimizde yine Kültür Turizm Bakanlığımızın yayınlamış olduğu veriler var. 2019 verilerine baktığımızda, şöyle bir istatistiklerine baktığımızda Şanlıurfa turistinin en çok geldiği dönem Temmuz, Ağustos ayı olmuştur. Sebebi de şu, özellikle yüksek sezon dediğimiz işte bahar ve sonbahar dönemlerinde otellerde yer bulamayan birçok seyahat acentesi Temmuz, Ağustos'ta bölgeye gelmiştir ve şu anda Kültür Turizm Bakanlığı ya da Şanlıurfa İl Kültür Müdürlüğü'nün sitesine de girildiğinde istatistiklere bakıldığında 2019 yılında turistin en çok geldiği ay Temmuz Ağustos olmuştur. O bakımdan özellikle yani yani eğer 1 Haziran itibariyle normalleşme başlayacak ise bu yaz döneminde bile Şanlıurfa'ya ve bölgemize büyük bir misafir ve turist bekliyoruz. Umudumuz o yönde. Gerek yok. Yapmışsa da gider.